Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şehri sadri ve yesirle emri ve ahlul ukdata min lisani yefkuhu kavli. Evet, 22. mektubun 2. mefasının hatimesi gıybet hakkındadır. İnşallah bugün Doğan Hazretleri'nin gıybet hakkında tehlif ettiği dersleri birlikte okuyacağız. Evet, hoş geldiniz Alem Ali. Buyurun abi. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. 25. sözün 1. şuresinin 1. şuağının 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. İşte eyyuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyten ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. Abi burada o ayetin manasını verelim inşallah. Şöyle söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki bu zem ve zecir makamı olarak bu bir misal verilmiş. Yani zemmetmek evet. Bu yapılan işin kınanması yani kötülenmesi. Zecir de ondan sakındırma manasında. Ve bu ayet altı tarzda her bir kelimesi ayrı ayrı altı tarzda gıybetten tenfir ettiriyor. Ve gıybet yani gıybetten bu manayı insan anladığı zaman gıybetten nefret ettirecek şekilde her bir kelime ayrı ayrı gıybet etmenin ne kadar şeni bir şey olduğunu, ne kadar çirkin bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış diyor. Tabii buradaki ayette Hucurat suresinde geçen bir ayetin parçası bu da. En yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten. Malumunuz gıybetle ilgili bilinen bir ayet. Yani sizden birisi ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı diye. Burada şimdi Bediüzzaman Hazretleri en yuhibbu ahadukum her kelimeyi ayrı ayrı tefsir edecek. Ve başta bulunan E'yi de o hemze'yi elif olarak görünüyor. Hemze'yi de sormak manasındadır. Aya. Hani biz bazen deriz ya yani böyle değil mi gibi. O gibi soru edatı olarak kullanılan hemze ayetin her bir kelimesine sirayet ediyor diyor. Her bir hükmünde de bir her bir kelimede bir hükmü zımni var. Yani zımni, örtülü, gölgeli bir hüküm var diyor. Evet. Buyurun abi. Abi sesiniz, mikrofonunuz kapandı, gelmiyor sesiniz. Tekrar bilgisayara geçtim. Telefonda ses az geliyor. Evet. Tamam, buyurun. İşte birincisi hemze ile der. Aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İkincisi yuhibbu lafzı ile der. Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Yani burada her bir kelimeyi inceleyecek. Buradaki evet. Hemzeyi
orada e lafzını bir ayrı bir müstakil bir kelime gibi tefsir ediyor üstadımız ve diyor ki bu birinci hemze yani e yuhibbu diyor. O aya manasında yani sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şey anlamıyor? Yani hani bazen deriz ya sen bunu anlamıyor musun gibi. Yani oradaki yani sual ve cevap mahalli olan bir akıllı var insanın. Yani ona tevcih edilen bir sual olduğu zaman ona cevap verebiliyor. Akıl bu minvalde hareket edebiliyor. Fakat burada diyor sen nasıl anlamıyorsun ki gıybet ne kadar çirkin bir şeydir? Akla hitap ediyor diyor. Buradaki lafzı akla hitap ediyor diyor. Ta ki bu derece çirkin bir şey anlamıyor. Ey yuhibbu deyince bu sefer yuhibbu da kalbe hitap ediyor. Sevmek yani nasıl seversiniz böyle çirkin bir şey tarzında. Ayağı sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Yani bu kadar çirkin ölü eti yemek gibi, kardeşinin ölü etini yemek gibi çirkin bir şeyi sen nasıl seviyorsun, nasıl aklın bunu idrak edemiyor diye bu şekilde akıl ve kalp hitap alınarak tefsir edilmiş yani. Evet abi. Evet, üçüncüsü ehadukum kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyeniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Evet. Çok mühim. Malum ehad birlik demek. Bir demek yani. Ehadüküm deyince sizden biri. Ayette böyle söylüyor, sizden biri. Yani sizin içinizden birisi. Siz kendi içinizden birisinin ölü etini yemekten nasıl hoşlanıyorsunuz? Bunu nasıl sevebilirsiniz? Aklınız yok mu ki böyle bir şeyi seviyor? Hele ki bu yabancı birisi de değil. Sizden birisi yani. Ehadüküm kelimesiyle der ki cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Yani insan sosyal bir varlık, insanın medeniyeti, sosyal hayatı cemaatten hayatını alıyor. Yani onu besleyen sosyal hayatta birlik olmasıdır. Sizin içerinizden birisinin nasıl siz ölü etini yiyebilirsiniz? Bunun ikinci ve birincisine de atıf yaparak kalbiniz böyle bozulmuş mu? Aklınız bu derece yok mu ki böyle çirkin bir şey anlamıyor diye. Ehadüküm ifadesiyle sizden biri. Sizden birine vurgu yapılmış oluyor yani. Evet abi. Şimdi hakikaten sosyal bir varlık olmamız itibarıyla yani biz hayatta birçok şeye muhtacız. Yani kendi işimizin tamamını kendimiz göremeyiz. Yani gömleği ben dikemem, pantolonu ben yapamam, ayakkabıyı ben yapamam. Ayakkabıcıya muhtacım, fırıncıya muhtacım, ekmeğimi yapacak vesaire. Birçok böyle cemiyetle, cemaatle, milletlerle irtibatımız, alakamız ve ihtiyacımız var. Onlar bizim işimizi görüyor, biz başkasının işini görüyoruz. Bu şekilde böyle bir şey. Halbuki bu cemiyet hayatını öldüren ve fesada veren en keskin şeylerden bir tanesi de gıybettir mesela. Apartmanlarda bilhassa böyle ailelerin birbirine düşman olmalarının birçok sebebi de bu gıybettir yani. O ona şunu demiş, bu bunu demiş. Sen niye böyle dedin? Öteki niye böyle dedi? Al bakalım götür gümbürtü patırtı, huzursuzluk. Önüne alamıyorsun ondan sonra. Dördüncüsü. Yani sizden birine vurgu yapılması ne kadar mühim değil mi abi? Sizden biri. Evet. Yani düşmanınız değil ki ona zarar vermekten hoşlanasınız. Veya işte düşmanınız değil ki veya bu bir hayvan değil ki onun etini yemekten hoşlanasınız. Yani bu sizin içinizden biri yani. Sizin içinizden birinin etini dişlemekten nasıl hoşlanabilirsiniz diye sosyal hayata atıf yapmış oluyor yani insanın sosyalliğine. Toplumu bozmuş oluyorsun. Dördüncüsü en ye'kule lehme kelamıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalama yapıyorsunuz?
En ye'kule lahme, yani lahm et, yani onun etini, arkadaşınızın etini yemek kelamıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı dişle parçalamayı yapıyorsunuz? Yani gıybet etmek o kadar çirkin bir şekilde tasvir edilmiş ki, öylesine bir misalle örneklendirilmiş ki, bu senin sizden birinizin, içinizden birinizin, arkadaşınızın etini yemek gibidir. Yani sizin insaniyetinize ne olmuş böyle canavar gibi birbirinizin etini yer derecesinde çirkin bir işi yapıyorsunuz. Yani bir ilki işte akla vurgu yapmıştı, sonra kalbe, sonra sosyal hayata vurgu yapmıştı. Burada da insaniyete vurgu yapıyor. Yani insaniyetinize ne olmuş ki böyle arkadaşınızın etini dişle parçalamayı yapıyorsunuz? Evet. Evet. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der. Hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizde divane gibi ısırıyorsunuz? Allah Allah. Yani ahi bizim şeyimize de girmiş, lisanımıza da girmiş. Kardeş demek, yani kardeşinizin, sizden birinizin dedi ve kardeşinizin dedi. Şimdi sizin hiç kendi cinsinize bir acımanız yok mu? Kendi akrabanıza, kendi kardeşinize acımanız yok mu? Hiçbir akrabalık bağınız yok mu? Hiç, yani kendi akrabasının insan etini dişler mi, ısırır mı gibi böyle bir tasvir de tasvir ediyor. Ve böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızcasına dişliyorsunuz. Yani kaç cihetle, yani bir müminin bir mümine kaç cihetle kardeşliği var? Bunu 22. sözde söyle 22. mektupta söylemişti üstadımız. Bunu da zaten oraya bir hatime olarak yapmış. Yani her birinizin halıkınız bir, mabudunuz bir, malikiniz bir bine kadar bir, peygamberiniz bir, kıbleniz bir, Kâbeniz bir, dininiz bir, vatanınız bir, bayrağınız bir, hakeza köyünüz bir, memleketiniz bir. Yani kaç cihetle kardeşsiniz? Bu kadar kardeşlik hukuklarına rağmen o kişinin şahsı manevisini, yani dişler gibi böyle çirkin bir şey yapıyorsunuz ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Yani bunu da hani biz bir şahsı manevinin azalarıyız diye ifade etmişti Bediüzzaman Hazretleri. O zaman biz bir manevi şahsiyetin azalarıysak, birimiz eli, birimiz kolu, birimiz başıysa mesela, biz müminler birlik olduğumuz zaman bir şahsı manevi gibiyiz. O zaman kendi ağzımızı ısırırmış gibi çirkin bir iş yapmış oluyoruz. Bu akılsızlıktır yani. Düşmanına yapmıyorsun ki bunu, kendine yapmış oluyorsun. Dolayısıyla gıybet etmek bu derece çirkin bir şey diye ifade etmiş oluyor. Burada da sıla-i rahim noktasında, yani akrabalık bağına vurgu yapıyor. O noktadan tefsir edilmiş oluyor. Yani. Evet. Uhuvvetle alakalı, demek ki uhuvveti bozan en önemli faktörlerden birisi de bu ki Üstad burada uhuvvetin sonuna bunu almış. Altıncısı, meyten Evet. kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Demek şu Meyten, yani evet. bir ölü gibi, yani ölü gibi olan, ölü şeklinde olan kardeşinizi dişlemiş oluyorsunuz. Sizin vicdanınız yok mu? Nasıl yapıyorsunuz? Mesela yani ölü birisini düşünsek, yani bunu bir tasvir etsek yani gözümüzde. Ölmüş birisini gidip bir insan ısırsa, yani ne kadar çirkin bir şey yani. Bir taraftan bir insanı dişlemiş oluyor, bir taraftan o onun kardeşi hükmünde, bir taraftan yani hürmet edilmesi gereken bir şeye mesela ne yapıyor? Ölü bir insanın bir etini ısırmak mesela ne kadar çirkin bir şey. Dolayısıyla vicdana da, yani bunu kimse yapmaz yani. Mesela bunu bir insanın
Müslüman olmasına gerek yok yani. Bir kafirin bile yapmaması gereken, insaniyet vasıfları olan birinin yapmaması gereken bir şey. Yani ölmüş bir insana bakın diyor ki fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem, yani hürmete layık o anda o kişi bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Yani ölü bir insanı ısırmak yani. Vicdanınız bozulmuş mu diyor. Demek kalbe, akla vurgu yaptı, sosyal hayata vurgu yaptı, sıla-i rahme vurgu yaptı. Burada da vicdana vurgu yaptı. Evet. Şu hatırıma geldi de burada ölü demesi, yani gıybet edilen insan yanında yok ya, o yanında olmayınca yok olan biri nedir? Ölü gibidir. Yani sen o savunması yok, hiçbir şey yok. Ölü gibi bir adam yani. Sen tutuyorsun, onu çekiştiriyorsun. Orada Aynen. yanında olsa ondan rahatsız olacak o konuşmandan. Sen de o yok nasıl olsa diye sallayıp duruyorsun yani. Ya demek ki abi çok güzel bir şey yakaladınız. Yani o demek öyle bir tasvir edilmesinin bir hikmeti de o yani. Hani bunu şimdi Cenab-ı Hak öyle bir misal veriyor ki bize. Yani onu insan o misali şöyle hayal etse, ölmüş birinin etini çiğniyorum ben şimdi. Ne kadar müstekreh bir şey, ne kadar iğrenç bir şey yani. Şimdi böyle bir şeyi insanı tiksindirmek için, nefret ettirmek için, yani yaptığınız iş o kadar kötü ki öyle eti yemek gibidir. Bunu bize karşı böyle hani nefret ettirmek için bir tasvir yapıyor Cenab-ı Hak. Ama demek ki o tasvirin arkasında da hani ölü olması o kişinin savunmasızlığını gösteriyor. O anda yanında değil, sana cevap veremiyor. Ölü hükmünde yani. Demek ki ölü hükmünde bir kardeşinizin işini, etini dişlemek gibi çirkin bir şey diyoruz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. Yani biraz önceki o saydığı altı şeyi burada ifade etmiş oldu. Şu ayetin ifadesiyle her bir kelimenin ayrı ayrı delil oluşuyla zem ve gıybet. Yani birini gıybet etmek, birini ayıplamak, birini kınamak yani onun gıyabında. Aklen merduttur, aklen zemmedilmiş. Kalben, insaniyeten, vicdanen, fıtraten ve milliyeten. Bu altı taneyi biraz önce saymıştı. Bu noktada mezmumdur. Yani zemmetmek zemmedilmiştir. Kınamak kınanmıştır yani. Mezmumdur. Evet. Bu şey nerede geçiyordu? Gıybet gibi şeylerle onu konuşmamak. Yani birine kırıldınız, darıldınız, aranızda bir husumet var ama gıybet etmemek. İhlas Risalesi'nde miydi? Uhuvvet'te mi? Yine. İhlas'ta, Huvvet'te ona benzer şeyler var. Bir de burada hemen onun sonunda söyleyecek belki. Orası mı He, aklınıza geldi? olabilir belki sonundadır. Acele etmiş olabiliriz. Evet. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten. Burada da altı tane aynen o altı işi yapıyor. Aklen, kalben, insaniyeten, vicdanen, fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet İcazkerane altı mertebe zemmi zemmetmekle icazkerane altı derece o cürümden zecreder. Evet. Yani zemmi zemme diyor, böyle kınamayı kınıyor. İcazkerane, yani icazker ne demek? Az sözde çok mana ifade etmek. Yani bir kelimeyle öyle manalar ifade ediyor ki sana her bir kelimede öyle derin manalar ifade ediyor. Ve altı mertebede kınamayı kınıyor. Kardeşini kınama diyor, onun arkasından konuşma diyor. Ve icazkerane altı derece o cürümden zecreder. Bu ikinci icazkerane de bu ayinle yazılan icazkerane. Bu da mucizevi, yani çok mucizevi bir şekilde 6 derece o yapılan o cürümden, o işten, o kötü işten, o günahtan insanı
zecreder, sakındırır yani. Evet. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Allah Allah. Kimin işiymiş? Adavet, haset, inat en çok istimal ettikleri, kullandıkları alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi bu pis silahı tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş, ukebbiru nefsi an cezain bi gıybetin fe kullu i'tiyabin cehdu men la lehu cehdun. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Allah, evet. Acayip bir şey. Yani şu ifade bile çok mühim yani. Gıybet ehli adavet, ehli haset, ehli inadın en çok kullandıkları alçak bir silahtır. Alçak bir silah. Siz biraz önce vurgu yaptınız ya, yani karşı taraf savunmasız, yanında değil. Yani mertçe onun karşısına çıkamayıp da alçakça onun arkasından konuşanların işidir bu. Genelde bu işi yapanlar ehli adavettir. Yani kindar insanlar, sürekli kin besleyen insanlar ve hasetçi insanlar, yani kıskançlık yapan, başkasının işte malında, mülkünde, makamında, şusunda, busunda, sağlığında, sıhhatinde, her neyse yani. Onlara karşı böyle haset besleyen, onlara karşı kıskançlık besleyen insanlar onları kötülemek maksadıyla bu gıybeti yaparlar. Ve inatçı insanlar, bu da çok acayip. Yani mesela onun karşısına çıksa, belki mağlup olacak konuşsa, fakat inatla arkasından o hasedi yapmak, o kindarlığı yapmak, o düşmanlığı yapmak, o gıybeti yapmayı devam ettiriyor. Yani inatçı insanların, hasetçi ve kindar insanların yapacağı bir şeydir bu. Yaptığı bir şeydir ve izzeti nefis sahibi, yani böyle bir haysiyet sahibi, şeref sahibi bir insan bu pis silaha tenezzül etmez. Bunu tenezzül edip kullanmaz. Nasıl meşhur bir zat demiş ve ükebbiru nefsi, yani ükebbiru kebir, büyük tutuyorum nefsimi, an cezain bi gıybetin, şundan büyük tutuyorum ki ceza vermek, yani bir gıybet ile ceza vermekten nefsimi büyük tutuyorum yani. Evet, fe külli itiyabi cehdü men la lehu cehdün. Yani bu ancak zelil insanların, zayıf insanların işidir. Yani men la cehdün, men la lehu cehdün. Yani karşısına çıkıp cehdedemeyen, yüz yüze gelip konuşamayan insanların yaptığı bir şeydir bu yani. Yüzüne söyleyemeyip de yüz yüze cehdedemeyip ancak arkasından konuşanların, zelillerin, zayıfların işidir. Ve ben kendimi böyle alçak bir silahı kullanmaktan yüksek tutuyorum nefsimi diye ifade etmiş yani. Bir yönde bizim cemaatimizde Allah'tan şey yok, böyle makam yok, biliyor musun? Bizde gerçi sıkıntılı olan şu var, mesela aynı seviyede olan iki insan arasında sürtüşmeler olabiliyor. Ama şimdi bir şeyi düşün, ehli tarikatı insanları düşün ve onların bir tane şeyhleri var. Hepsi o şeyhe bağlı. Şimdi şeyh de 90 yaşına geldi, vefat etmek üzere. 10-15 tane de ona yakın müritleri var şimdi. O müritlerden bir tanesi bunun yerine geçecek. Oradaki şeyi seyret artık sen. Allah Allah, ne kadar zor bir durum yani, değil mi ya? Yani her yani makam, biri diyecek her ki ben haftada 2-3 gün oruç tutuyorum diyecek. Biri diyecek ben her gün oruç tutuyorum. Biri ben diyecek teheccüde kalkıyorum. Ben senden daha üstünüm gibi. Allah Allah, ne kadar şey bir durum ya. Yani o yüzden işte onlara kalmaz artık o iş. O yüzden başlarındaki mürşit ona artık karar verecek. İşte dediğiniz gibi, ama orada işte haset olabilir, kıskançlık olabilir. Her makamın böyle riskleri var. Yani o makam mevki mücadelesi insanı hasede düşürebilir, gıybete düşürebilir. Bu da bir imtihandır. Yani Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Amin, amin, amin.
Evet, gıybet olur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Abi burada Bediüzzaman size çok güzel bir ölçü veriyor. Yani Ya. bu ölçüyle ölçtüğümüz zaman yapılan işi ya bu yaptığımız işin gıybet olup olmadığı anlaşılır. Zaten şimdi aşağıda gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Hüküm hep buradan geliyor. Yani bakın gıybet odur ki gıybet odur. Hazza gıybet budur yani. Nedir o? Gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Yani bizim hakkında konuştuğumuz kişi bizim yanımızda olsaydı bu ölçümüz bu olacak yani. Bizim bu ifadelerimizden rahatsız olurdu. Bizim bu ifadelerimiz onu incitirdi veya hoşlanmazdı ondan yani. Söylediğimiz şey doğru olabilir. Bakın doğru olup olmaması hiç önemli değil. Zaten birazdan onunla ilgili de biraz konuşuruz. Mesela yani doğru olması da ayrı bir kötü zaten. Yani bu işin yalan olması ayrı bir kötü. Doğru olması da ayrı bir başka bir boyutta kötü. Yani dolayısıyla birisinin hakkında konuşulan şey doğru da olsa, yanlış da olsa o kişi eğer yanımızda olsaydı, bunları işitseydi, ondan darılacaksa, o sözler onun hoşuna gitmeyecekse o zaman o konuşulan ifadeler, o konuşulan cümleler, kelimeler gıybet kategorisine girmiş oluyor. Bu çok mühim. Eğer doğru diyorsa zaten gıybettir. Hele ki yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Yalnız burada Alim abi şunu ifade etmek istiyorum. Evet. Mesela gıybet bir insan birisinin hakkında doğru şekilde kötü şeyler söylese bu gıybettir. Yalan söylese hem gıybettir hem iftiradır. İki katlı bir günahtır. Yani ben sizde olmayan bir şeyle sizi zemmetsem, kınasam, sizin hakkınızda kötü konuşsam hem size iftira atmış olurum hem de gıybet etmiş olurum. Şimdi bu iki katlı çirkin bir günah. Fakat şimdi bu gıybetin ve iftiranın bir tövbesi var. Düşünün. Şimdi sizde olmayan bir kötülükle ben sizi itham ettim, size iftira attım ve gıybet ettim. Bundan pişman olduğumu düşünün. Sizin yanınıza geldim. Tövbe diyorum bundan. Ve sana dedim ki ya Halim abi hakkını helal et. Yani ben senin hakkında böyle böyle bir şey söyledim. Yani olmayan bir şey söyledim. Hem iftira olmuş oldu hem gıybet olmuş oldu. Yani hakkını helal et. Ve oradaki kişiye de bunu gittim böyle olmadığını söyledim. Yani bunu ben söylemiştim bu yalanı. Bu iftirayı ben etmiştim dedim. O kişiye bunu anlattım. Sizden de gelsem böyle özür dilesem, Allah'tan da bu konuyla ilgili tövbe etsem. Bakın bu şimdi bu dönüşü kolay bir şey. Bakın bu dönüşü kolay bir şey. Gıybette çok enteresan bir boyut daha var. Gıybette ise hakkında kötü konuşulan mesele doğru. Ya şimdi ben sizin hakkınızda doğru bir şekilde sizin kötülüklerinizi, yanlışlıklarınızı ortaya döksem, yani bundan nasıl döneceğim? Yani senin hakkında böyle böyle kötü şeyler söyledim, senin kötülüklerini söyledim yani. Şimdi düşünün, ben birisine senin hakkında yalan yanlış bir şey söyledim. Gidip derim ki ya bunu ben kızgınlıkla uydurdum, böyle değil. Alim abi böyle değildi. Bak seni temize çıkarmış oluyorum bak. Bunun dönüşü biraz kolay. Ama şimdi desem ki ya Alim abinin kötülüklerini söyledim sana ve bu kötülükleri doğru yani bak. Doğru. Ya şimdi sana gelsem bundan dolayı senden özür dilesem veya tövbe etsem, senden af dilesem, Allah'tan af dilesem, o muhataba bunu söylediğimi desem ki ya ben böyle söyledim ama bu doğru yani bu kötülüklerle doğru desem bakın gıybetin tövbesi çok zorlaşıyor yani. Çünkü dediğiniz doğru yani. Bak yalan olsa suç bana gelir. Hatayı ben üzerime alıyorum. Ama doğru doğru senin kötülüklerini anlatsam
Ya bu çok incitici bir şey yani. Dolayısıyla iftira gıybetten daha çirkin, daha iki katlı bir günahtır iftira. Fakat gıybetin de tövbesi ve pişmanlığı iftiradan daha zordur yani. Çünkü dediğiniz doğru. Doğru bir şey ifade etmişsiniz. O yüzden gıybet mesela çok çirkin şekilde ifade edilmiş. Çok çirkin şekilde tasvir edilmiş. Yani tasvir çok güzel. Çirkinliği çok güzel tasvir edilmiş. Cenab-ı Hak bu gıybetten bizi bundan dolayı şiddetle sakındırıyor yani. Bunun da böyle bir ayrı bir boyutu var yani. Evet. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Yani üstad hakikaten sayfalar Yani dolusu. şimdi yani buyurun abi. Yani bu şimdi önemli. Yani ne zaman gıybet edilebilir? Biz şimdi kimsenin hakkında konuşmayacak mıyız? Yani muhatap iki kişi konuşurken üçüncü bir kişi hakkında konuşmayacak mıyız? Hiç mi konuşamayacağız? Bu hangi noktada mahsur yok? Hangi noktada caiz olabilir? Diye şimdi onları sayacak yani. Buyurun abi, bir şey söylemiştiniz herhalde. Yok şimdi üstad hakikaten o kadar böyle hülasa ve özet çıkarmış ki birkaç cümlede yani bu sayfalar dolusu anlatılacak şeyi çok kısa bir şekilde anlatmış. Mesela bu şarkı dinlemek hükmü nedir? Adam bununla alakalı sayfalarca şey yazmış. Yok tek telliler, yok çift telliler vesaire. Üstad iki cümleyle bitirmiş. Yani senin nefsine şehevi duygular veren veya seni isyana teşvik eden şeyler haramdır. Seni iyiye sevk eden şarkılar bunlar da helaldir. Bitti. Bir Onun hüküm gibi. vermiş, artık onların hepsini çıkar yani. Ya, oradan sen oradan bütün manaları çıkarabilirsin. Şimdi gıybet Buradan da onu çıkaracağız, değil mi abi? evet Buradan da onu gıybet çıkaracağız yani. Şimdi senin yanında olsaydı, işitseydi darılacaktı. O zaman hangi konularda darılmaz bir insan, hangi konularda caiz olabilir? Şimdi onları saymış olacak yani burada. Ya. Yani bir de mesela ya işte her konuşmada sanki ölçüyü bilmeyince her konuşmada sanki gıybetmiş gibi hiçbir şey yapıyorlar bazıları ya konuşma konuşma. Ama adamın kötülüğünü konuşmuyorsun ki iyiliğini konuşuyorsun ve yanında olsa da o senin konuşmandan memnun olacak. O arkadaşı övüyorsundur orada. Bu gıybet değil canım yani. Evet. Gıybet mahsus birkaç Hatta maddede. bazen de şöyle, Evet. buradan okuyalım daha iyi olur. Evet, buyurun. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izah etsin ve hakkını ondan alsın. Yani burada şimdi mesela birisiyle ilgili bir sıkıntımız var bizim. Evet. Bize yanlış yapıyor, bize zulmediyor, bize bir sıkıntı çıkarıyor, bir kötülüğü var. Şimdi bunu biz Paramı nasıl def vermedi ya. Bir edeceğiz bu şey kötülüğü? verdim, paramı vermedi. Sen mesela diyelim ki bir şey verdin, paranı vermedi, bir şey oldu. Yani sana bir zarara dokunuyor bu kişinin. Şimdi Evet. o kişinin zararını o kişiyle alakalı, o kişiyle vazifedar adama şikayet suretinde der. Yani mesela bir çocuk bir yanlış yapıyor, gidip bunu kime söylersin? Babasına söylersin mesela. Ya bak senin oğlan bana şöyle yapıyor diye. Niye? Ya şimdi o çocuktan sorumlu olan onun babasıdır yani. Veya bir öğrenci bir hata yapıyorsa onu gidersin öğretmene söylersin. Yani şimdi bir öğrenciyi başka bir öğrenciye söylemek, bir komşuyu öbür komşuya söylemenin hiçbir faydası yok ki yani. Şimdi sen birisinden zarar görmüşsün, birine bir şey yapmışsın. Mesela dediniz ya mesela paranı alamamışsın. Bunu bana niye söylüyorsun ki mesela? Bana söylesen hiçbir faydası yok. Benim yapacağım bir şey yok ona karşı. O benim emrimde değil, benim sorumluluğumda değil. Demek ki o kişinin sorumluluğu kimde ise şekva suretinde, yani onu şikayet etme noktasında, şikayetini o sorumlu kişiye bildirme noktasında bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, yani o kabahati, o çirkinliği ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Onun sorumlusu kimse, çocuksa babasına, öğretmense, hocasına, çıraksa, ustasına, kimse yani. Veya Bir hakime, çırak. kadıya. Ha, kadıya, hakime yani. Kim ise onunla vazifedar, bu Telafi münkeri ondan edebilecek. telafi edecek kimse ona söylemek. Telafi edemeyecek kişiye bunu söylemek, işte o hasedin eseridir. O adavetin eseridir.
manasızdır. Onu Evet. anlatmak, konuşmak. Yani damarına basılmış artık, onun kötülüğünü her yerde anlatıyor. İşte bu gıybettir diyor yani. Çünkü Evet. vazifedar değil anlattığı kişi. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izal etsin ve hakkını ondan alsın. Birisi de bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. Seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen. Onunla teşrik-i mesai etme çünkü zarar göreceksin. Yani bu da önemli bir husus. Şimdi diyelim ki birisi bir kişiyle bir teşrik mesai edecek. Yani bir mesai ortaklığı yapacak, bir iş ortaklığı yapacak, bir sermaye ortaklığı yapacak. Ve gelip sana soruyor. Diyor ki ben filan kişiyle, Ahmet'le şöyle bir ortaklık yapacağım. Ne diyorsun? Seninle istişare ediyorsa, sen istişarenin hakkını vermek için, yani biliyorsan ki o kişinin mesela doğru sözlü değildir, ticareti dürüst değildir, her neyse mesela. Yani bunu sırf maslahat olsun diye o seninle istişare eden kişiye söylemek gıybet değildir. Bakın ama buradaki şart ne? Ben gelip sizinle istişare ediyorum. Yani ben Ahmet'le böyle böyle bir şey yapacağım. Siz daha önce bir ortaklık yapmıştınız veya siz tanıyorsunuz. Yani bir mahsuru olur mu, bir sıkıntı olur mu? Ben dedim, şimdi sen desen ki yok olmaz canım, hani gıybet olmasın diye bir şey olmaz. Ben işte bir şey diyemem yani, iyidir, hoştur falan veya bir hatasını ben söylemezsem eğer, istişarenin hakkını vermemiş olurum. İstişare ederken de onun bir hatasını söyleyeceksem, yani garaz kerane değil, sırf karşıdakinin maslahatı üzerine, yani ortaklık etmeseniz daha iyi olur. Hani benim kanaatim tarzında kanaatini ifade etmek gıybet değildir. Şimdi bunu işitse adam onunla ilgili mesela bundan şey olabilir. Mesela memnun olmayabilir. Fakat istişarenin hakkını vermek için burada söylenmesi gerekir. Birincisi bu. İkincisi adam istişare, yani şöyle, şimdi burada bunu karıştırmamak lazım. Burada bir istişare şartı var, iki maslahat. Yani istişare yoksa ortada, şimdi sen şunu diyemezsin yani. Ya Ahmet diye bir adam var, aman kimse bununla ticaret etmesin. Aman etmeyin, aman şöyle diyor, böyle diyor, şöyle. Ya onunla ticaret yapan yok ki, sen niye anlatıp duruyorsun onu? Mesela. Yani onu sana soran da yok. Yani birisi istişare niyetiyle Ahmet'in durumunu sana sormamış. Ama senin damarına basmışlar. Sen bir hata, bir ondan bir yanlış görmüşsün. Bunu herkese anlatıyorsun. Bu caiz değil. Yani böyle yapmak caiz değildir. Çünkü yani bu istişare yapılmıyor seninle. Sen garazkârane onun yanlışlarını ortaya dökmüş oluyorsun. Bu noktada gıybet caiz olmuyor. Caiz olması için birinin istişare niyetiyle gelip onun ahvalini sana sormuş olması lazım yani. Yoksa zaten bu kapı açılırsa o zaman herkes birinde bir hata görse herkese anlatsın ki bu kimseyle ticaret yapmasın. Böyle bir olay yok yani. İslamiyet buna cevaz vermiyor yani. Evet. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese, o topal ve serser adam filan yere gitti. Evet. Bir de bu var. Yani şimdi mesela ölçümüz neydi? O kişi orada bulunsaydı kerahet edip darılacaktı. Fakat onu tahkir etmek için söylemiyorsunuz. Teşhir etmek için, onun hatasını işte ortaya dökmek için söylemiyorsunuz. Sadece tarif ve tanıttırmak için dese insan, o topal adam veya o serseri adam. Buradaki serseri yani bizim dilimize böyle biraz daha olumsuz bir şeyle geçmiş. Serseri başı boş demek yani, Farsça bir ifade. Yani işsiz adam diyelim ki. Yani boş gezen adam veya şu boş gezen adam veya şu işte mesela tarif için deseniz ki şu dilenci şuraya gitti veya gibi tarif etmek için o kör adam deseniz veya işte o
topal arkadaş deseniz, ama olan arkadaş deseniz falan. Şimdi tarif etmek için söylüyorsunuz. Mesela şu kısa boylu arkadaş var ya, şuraya gitti deseniz. Yani bir tahkir için değil bu. Dalga da geçmiyorsunuz. Sadece tarif etmek için söylediniz. Bu noktada onun arkasından konuşmanız caiz olur. Gıybet olmaz. Ama onun arkasından tarif etmek için değil de onu tahkir etmek için söylerseniz, kısa boylu adam veya uzun boylu, upuzun olan var ya falan gibi, veya işte o serseri, o işte başıboş adam falan gibi, böyle tahkir maksadıyla dendiği anda bu mesele gıybete giriyor. Ta ki o kişi, bakın o kişi bizim yanımızda olsa, bizi tarif için bir şey söylese, biz o zaman darılmayız, ama tahkir etmek için söylese darılırız. Demek o üstadın ilk başta verdiği cümledeki ölçü aynen burada da geçerlidir yani. Birisi evet. De burada vurucu nokta var. O gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor. Zulmü ile telezzüz ediyor. Sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. Evet. Burası da mühim bir şey. Şimdi birinin gıybetini ediyorsunuz. O gıybet edilen adam ise fasık-ı mütecahir. Yani böyle apaçıktan günahını işliyor. Hiç utanmıyor, sıkılmıyor. Günahkar ama günahıyla övünen bir adam yani. Mesela diyor ki ya ben işte diyelim ki mesela işte bir oturuşta şu kadar içki içiyorum. Ben bir işte bir keresinde şu kadar şöyle bir kötülük işledim falan. Zaten o yaptığı kötülükle iftihar ediyor. Zaten o kötülükten sıkılmıyor. Hiç utanmıyor yani. Şimdi böyle bir adam zaten diyelim ki ne kadar içki içtiğiyle övünen bir adamın hakkında siz deseniz ki ya adam şöyle içki içiyor deseniz, o adam yanınızda bulunsaydı, bunu işitseydi zaten darılmazdı ki. Zaten iftihar ettiği bir kötülük bu yani. İşte kendi kötülüğüyle, kendi günahıyla iftihar eden bir adamın gıybeti caizdir. Çünkü onun hakkında onun kötülüğünü söyleseniz bile o kendi kötülüğünden rahatsız değil ve bununla iftihar ediyorsa, o zaman bu mesele gıybet olmamış oluyor yani. Fasık-ı mütecahir. Evet, geçen, nasıl ifade edeyim? Bu adam fasık. Geçen bir derste yorum yapıyordu birisi de burayı. O biraz daha böyle sınırlandırıyordu. Ben de dedim ki Tebbet suresine ne diyelim dedim. Bir durdu böyle. Ben de hiç düşünmedim dedi. Ya. Orada Cenab-ı Hak Ebu Leheb'den bahsediyor. Biz de namazda okuyoruz yani. Evet, buraya. Ebu Leheb'den kötü bahsediyor. Hanımından da öyle. Evet. Bakın. Ama bunu bahsederken zaten o adam kendi şeyinden utanmıyor ki yani. Kendi hatasından utanmıyor ki. Yani kesinlikle İslamiyet'te şu vardır yani. Mesela hatayı örtmek, kusuru örtmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın Settar ismi nasıl ayıpları örtüyor? Gaffar ismi nasıl günahları affediyor? Yani hatayı, kusuru örtmek çok mühim bir hususiyettir. Çok mühim bir vasıftır yani bir insan için. Diyelim ki bir insan İçki içiyor. Şimdi iki kişi kıyaslayalım. Bir insan içki içiyor. Yani bir yerden gidiyor, gizli gizli içki alıyor. Böyle işte hani siyah poşetlere sararlar ya, işte ne aldığım görünmesin, kimse görmesin. Gidiyor ki evinde mesela, utanıyor da bundan. Yani başkasının yanında içki içtiğinin bilinmesini de istemiyor. Bir günahı var. O günahından belki tövbe ediyor, pişmanlık duyuyor falan ama vazgeçemiyor. Şimdi bu o insanın içki içtiğini bir başka yerde söylemek veya işte ben gördüm işte şu kişi falan kişi şu zamanda gitti şuradan içki aldı demek bir cinayettir yani. Neden cinayettir? Çünkü o adam o hatasını, günahını gizli olarak işliyordu ve ondan pişmandı ve toplum içerisinde o günahın ezikliğiyle yüzü yere geçmiyordu yani, tabiri caizse. Ama siz onu açığa çıkardınız, bu adamın içki içtiğini ortaya döktüğünüz anda mesela, o zaman adam diyecek ki eyvah işte herkes benim bu ya hatamı yanlışımı bildi diyecek. Bu sefer sıkılmayacak da, o günah ortaya dökülecek, gizli işlenen açıktan işlenecek ve o adam
kendini düzeltme şevk ve gayretini kaybedecek. Kimse bilmeden o günahından kurtulmaya mücadele ediyordu. Siz perdeyi yırttınız, o adamın kusurunun yanlışını ortaya döktünüz. Yani bu bir cinayettir yani. Belki bu o adamın işlediği günahtan daha büyük bir günahtır. O yüzden hatayı, günahı örtmek çok mühimdir yani. Yani bizi ilgilendirmez ki o kişinin hatası, günahı, kusuru. Biz niye ortaya dökelim? Ve bunda ne maslahat var ya? Ne fayda var? O kişiyi mahcup etmekten, onu darıltmaktan başka. Zaten o kişi bundan rahatsız yani. Hani bir de ikinci kişi burada söylenen gibi. Bir de ikinci kişi var ki adam içki içiyor ve bununla iftihar ediyor. Bu adamla o adam aynı mı yani? İkisi de aynı fiili yapıyor. Ama birisi mahcup, birisi günahından sıkılıyor, tövbeli, pişman oluyor ama kurtulamıyor. Birisi de var ki bu yaptığı günahla, hatayla iftihar ediyor. İkisinin birden içki içtiğini söylemek, içki içmek aynı fiil olduğu halde, bunu söylemek aynı fiil olduğu halde, bakın birisi cinayettir, birisinin hiçbir mahsuru yoktur söylemek. Dolayısıyla yani bunun ölçüsünü dikkatli hareket etmek lazım. Hem mesul olmayalım hem de karşımızdaki muhatabımızı da incitmeyelim yani. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Çok önemli bir husus. Çok harika bir izah oldu. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amel-i salihayı yer bitirir. Yani bu hakikaten başka, o hatırıma geldi de, şimdi başka bir günahta mesela, günah bir olarak yazılıyor. Bir günah işledim, bir günah olarak yazılıyor. Ama buradaki sanki böyle şeyde üniversite sorusu gibi dört yanlış bir doğruyu mu götürüyor gibi, burada da sevaplarını götürüyor. Acayip bir şey yani, bu nasıl bir şey? Yani abi yani bizim yaptığımız iyi amellere Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim sevaplarımıza Allah'ın ihtiyacı yok. Yani bizim en önemlisi mesela İslamiyet'te en önemlisi yani bir hayır işlemekten ziyade bir şerden kaçmaktır yani. Üstadımız ifade ediyor bunu. Def-i şer, celb-i nef'a racihtir. Yani bir insanın bir şerri def etmesi, bir kötülükten uzak durması, bir helali, bir helali, on helali yapmasından çok kıymetlidir. Ve yani bir insana yani doğru yolu göstermek her zaman doğru yol şudur diyerek olmaz. Yani bir mesela diyelim ki bir çocuk terbiyesinde siz yani sürekli çocuğun hangi yoldan gideceğini tarif etmenize gerek yok. Bir özgürlük alanı tanırsınız. Fakat dersiniz ki bak şuraya gitme, şuraya gitme. Ne bileyim içki içme, şu kötülüğü etme, şu kötülüklerden uzak dur. Bak dış haram dairesini çizersiniz. Dersiniz ki bunlar kötü. Buralara gitme. Şu helal dairesinde sana bırakıyorum ne yapacağını. Bakın bu bir terbiye metodudur. Çok önemlidir yani. Şimdi dolayısıyla ilk başta önemli olan, en önemli iş kötülükten uzak durmaktır. Dolayısıyla şimdi birinin bir hatası, kusuru var. Şimdi ben o kişinin hatasını, kusurunu ortaya döktüğüm zaman öyle kötü, öyle çirkin bir iş yapmış oluyorum ki artık benim yanımda başka yaptığım sevaplarım onun yanında bir şey ifade etmiyor yani. O yüzden o sevaplarımı yakıyor yani. Burada diyor ki gıybet nasıl işte ateş nasıl odunu yer bitirir? Gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Ya bu şu demek yani. Yani Allah bir nevi zımni olarak demiş oluyor ki ya sen insanların böylesine kötülüklerini ortaya döküyorsan, böylesine hatalarını ortaya döküyorsan yani sana ne yani onun yaptığı hatadan? Ben onu affettim. Yani o belki bir hata yapıyor ama o hatasının neticesinde belki gece sabaha kadar gözyaşı döküyor. Ve ben ondan memnunum. Onun o kusuru işledikten sonra öyle gözyaşı dökmesinden memnunum. Ben onu affediyorum. Sen nece oluyorsun? Sen kim oluyorsun da bir başkasının hatasını gıybet ediyorsun, hatasını ortaya döküyorsun? Şimdi sen bana hangi salih amelle geleceksin bu yaptığın çirkinlikten sonra? Bak. Yani onun salih amellerini yemiş oluyor yani o yaptığı çirkinlik. Çünkü
Gerçekten çok yapılan iş çok çirkin bir şey yani. Mesela hadisi kutsi'de var. Eğer insanlar hiç günah işlemeselerdi Allah o kavmi helak eder. Günah işleyip günahından tövbe eden bir kavim yaratırdım diyor bakın Cenab-ı Hak. Şimdi bu ne demektir? Yani Allah bizim günah işlememizi elbette ki istemiyor. Yani bunu diyor ki bu çirkindir, bu güzeldir, bu şerdir, bu hayırdır diyor. Fakat bize bir cüz irade vermiş. O günahları çok cazip yaratmış. İnsan zayıf yaratılmıştır diyor ayet-i kerimede. Bununla beraber bu belli ki bu insan bu günaha düşecek yani. O günahın cazibesine kapılacak. Bazen o hataya, o günaha düşecek. Peki o günaha düştükten sonra ne yapacak bu insan? Bu insanın kıymeti buradan geliyor. İnsanın meleklerin üzerine çıkma kıymeti buradan geliyor. İnsanın günahsızlığından gelmiyor. Günaha karşı yaptığı tövbe, günaha karşı yaptığı pişmanlık, günahtan sonraki Cenab-ı Hakk'a olan ilticası, gözyaşı dökmesi, Cenab-ı Hakk'ın o kadar razı olduğu, memnun olduğu bir şey ki bu. Tabii bu şu demek değil, günah işleyip işleyip işte oturup ağlayalım, bu demek değil. Ama insaniyet itibariyle insan zayıf olduğundan bir hataya düşecek yani. Bu hataya düştükten sonraki tavrı önemli. Yani iki türlü tavır var. Birisinde diyebilir ki ne yapalım canım işte bu zamanda da bu günahlardan kaçılmıyor. Ne yapalım işte bu da kusur mu olur, bu kadar bu yanlış mı olur falan. Veya işte milletin bu kadar kusurunun içerisinde benim bu kusurum da kusur mu falan. Böyle umursamaz şekilde yani o yaptığı günahı dikkate almaz şekilde tavrı Cenab-ı Hakk'ın hiddet ettiği bir şey bu. Bakın mesela küçük günahı küçük görmek büyük günahtır diyor. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Ne olacakmış bunlardan? Demek günaha önemsizleştirmek büyük bir günahtır. Günahta ısrar etmek mesela ayet-i kerimede var. Hangi suredeydi şimdi hatırlayamadım. Diyor ki mesela onlar günahta ısrarcı olmazlar diyor. Mesela müminleri tarif ederken Cenab-ı Hak onlar günahta ısrarcı olmazlar diyor. Yani günah işlemezler demiyor yani. Yani bu noktada insan hataya düştüğü andaki takındığı tavır Cenab-ı Hak katında çok önemli yani. Dolayısıyla şimdi herkesin bir günahı olabilir. Herkesin bir kusuru olabilir. Peki şimdi benim başkalarının günahına karşı tavrım nasıl olacak? Yani mesela yine ayet-i kerimede hemen bu ayetten önce olması lazım mesela. Vela tecessesu diyor Cenab-ı Hak. Bu aynı ayet. Vela tecessesu. Yani birbirinizi tecessüs etmeyin diyor. Yani casus gibi birbirinizi araştırmayın. Yani benim hatamı sen niye araştırıyorsun? Veya ben ne münasebet senin hatanı, günahını araştıracağım? Bakın vela tecessüsü. Birbirinizin günahını araştırmayın, tecessüs etmeyin diyor. Hemen arkasından söylüyor bu ayeti. Yani birbirinizin günahını araştırıp da ondan sonra birbirinizin günahını böylesine ortaya dökmek, gıybet etmek. Yani aklen, insaniyeten, vicdanen ne kadar çirkindir. Ölü kardeşinizin etini yemek gibidir. Niye araştırıyorsun da sen insanların kötülüklerini anlatıyorsun, ortaya döküyorsun diyor. İşte bakın bu Cenab-ı Hak katında o kadar çirkin bir şey ki. Çünkü bizim ibadetimiz hani Cenab-ı Hak'la böyle o kalbi yakınlığımız nasıl bir hususiyeti var? İnsanın bir kusuru olsa o kusurdan sonraki tövbesi, pişmanlığı da Cenab-ı Hak katında kıymetli yani. Dolayısıyla ben birinin bir günahını, kusurunu görsem ortaya dökemem kesinlikle. Zaten yani bir insan birinin kötülüğünü, günahlarını ortaya dökse aynı zamanda bunu tenkit etmiş olur. Aynı zamanda bunu kınamış olur. Ta ki kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani burada bir hadis kutsi'de. Yani burada demek ki o kınanılan şeyin insanın başına gelme tehlikesi de var. Yani sen kendini o günahtan masum sayma diyor. Bir de şu var ki mesela insan denenmediği günahın masumu değildir yani.
Şimdi senin başına öyle bir şey gelmemiş ki, diyelim ki içki içmek gibi. Yani sen meyhanede doğmamışsın, ne bileyim baban gazinocu değil, içki içmemişsin mesela. İçkinin diyelim ki verdiği bir tat vardır, belki bir keyif vardır, bunu bilmiyorsun ki. Önüne böyle bir fırsat gelmemiş ki sen de bunu yapmamışsın. Bunu yapanı sen nasıl tenkit ediyorsun yani? Dolayısıyla o insan bir günahın içerisindeyse ve o günahtan memnun değilse, dolayısıyla belki onun Allah katındaki durumu senden çok daha ötedir. Çünkü sen onunla denenmedin yani. Sen onunla denensen belki ne duruma düşeceksin? Yani belki de sen o durumdan çıkamayacağın için Allah seni onunla denemedi. Belki de o insan o durumdan çıkacak. Yani diyor ya, yübeddülullah seyyiatühüm hasenetin. Yani o Allah onların seyyielerini hasenata çevirir. Yani Allah belki onu öylesine affedecek ki o yapmış olduğu geçmiş günahları onun için hasene olacak yani. Ama sen aynı durumda değilsin. Ya dolayısıyla biz hiç kimseyi bir günahından dolayı kınayamayız yani. Hiç kimseyi tenkit edemeyiz bir günahından dolayı. Acırız, üzülürüz. Bir günahını görsek görmezden geliriz. Onu örtmeye çalışırız. Yani birinin günahını benim gördüğümü dahi bilmemesi lazım. Çünkü bunu açığa dökmenin ona hiçbir faydası yok yani. Günah bir perde altında kalırsa, gizli kalırsa o günahtan kurtulması o kişi için çok daha kolaydır. Ama günah açığa dökülse o zaman ondan hiç kurtulamaz yani. Mesela benim bir kötü günahım olsa, bunu herkes bilse artık benim gayret etmeye mecalim kalmaz. Herkes beni şöyle kötü biliyor. Ben belki o kötülüğü bıraktım ama herkes yine beni öyle biliyor. Ama kimse bilmese benim o kötülüğümü, ben kendi içimde iç dünyamda o mücadelemi yapsam, ona galip gelsem o günaha. Bakın çünkü yani günahından tövbe eden hiç işlememiş gibidir diyor. Alim abi ne kadar acayip bir şey ya, düşünün. Günahından tövbe eden hiç işlememiş gibidir. Ben hiç işlememiş gibi oldum Allah katında. Ama senin katında hala aynı günahkarım. Toplum beni hala aynı o günahkar halimle biliyor. Öyle tanıyor. Ya bu ne kadar çirkin bir şey. Buna sebep olmak, buna vesile olmak ne kadar kötü bir şeydir yani. Bir insanın çirkinliğini yaptığı bir günahı ortaya dökmek ne kadar ağır bir mesuliyeti vardır yani. O yüzden hani böyle bir hataya düşmemek kesinlikle yani. Yani günahı perde altında tutmak ve gizlemek Cenab-ı Hak katında önemli bir şey yani. O yüzden sizin dikkat çektiğiniz, yani bu insan böyle bir şey yaptığı zaman nasıl ki ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Senin diğer yaptığın salih amelleri, bu yaptığın gıybetler yer bitirir diyor yani. Buradan şunu anladım bir de. Nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amel-i salihayı yer bitirir. Yani deminki o dört yanlış bir doğruyu götürür, üç yanlış bir doğruyu götürür sözünden şöyle vazgeçtim. Şu mana açıldı bana şimdi. Sevap işlemeye istidadınız kalmaz. Şeyiniz bozulur, fıtratınız bozulur, hal ve hareketiniz bozulur, gidişatınız bozulur. Hakikaten sevap işlemeye mecaliniz kalmayınca ne olacak? Evet. Bir de bu yönü var. Bir de bu yönü var abi. O da o yönünü de aslında yani hem burada o yübeddülullahi seyyiatim hasenetim var ya, orada yani Allah mesela seyyiat birincisi kötülük demek, günah demek. İkincisi yani o günah işleme kabiliyeti demek. Hasenat da hem iyilik demek hem de iyilik yapma istidadı demek. Şimdi insan o kötülüklerini Allah iyiliklere çevirdiği gibi kötülük yapma kabiliyetini de iyilik yapma kabiliyetine çevirir. Bakın bu tarafı var. Dolayısıyla sizin burada dikkat çektiğiniz hususta da şimdi bir insan gıybet ettiği sürece mesela nasıl o ikinci lemada Bediüzzaman Hazretleri ifade ediyor. İşte günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yakaladım Şimdi bak. hani ve diyor zikirden nefretkarane uzaklaştırıyor diyor. Çok önemli bir şey. Ya ben zikredeceğim, dua edeceğim, namaz kılacağım ama edesim gelmiyor. Namaz kılasım gelmiyor. İbadetimden lezzet almıyorum. Niye?
Çünkü günahla meşgul ola ola o günah insanı zikirden nefretkâr haline uzaklaştırmaya başlıyor. Demek benim işlediğim günahlar sadece bir kefede kalmıyor yani günah olarak. O günahlar beni salih amellerden uzaklaştırıyor. Heh. Ve ibadet yapma böyle oradaki huşumu, zevkimi, manevi zevklerimi elimden alıyor. Ve namaz kılasım gelmiyor. Böyle itici geliyor namaz bana. Veya dini bir sohbet dinlemek, dini bir şey dinlemek, Kur'an okumak. Yani bana uzak gelmeye başlıyor. Niye? Çünkü günahlarla insan bu kadar hemdem olursa o zaman hayırlardan uzaklaşmış oluyor yani. Bu dediğiniz mana da burada çok önemli. Demek gıybet de bunlardan biri. Çok gıybet eden birisi ibadetlerinden lezzet alamamaya başlar. Çok gıybet eden birisi zikirden nefretkar hani uzaklaşmaya başlar yani. Evet, Allah razı çok güzel bir mana yaparız zaten. Evet. Yoksa Allah sevaplarını siliyor değil, kendi sevap işleyememesi hale geliyor. Evet. Öyle olunca. Yani biz bazen abi çok önemli bu. Tabii bu sevap ve günah meselesi, hani tartı meselesi, mizan meselesi bunlar var, haktır, doğrudur aynen. Yani günahlarımız aynen yazılıyor, sevaplarımız yazılıyor. Allah ayet-i kerimelerde ifade etmiş, zerre kadar yapılan iyiliği zayi etmiyor, zerre kadar kötülüğü zayi etmiyor. Yani hepsinin karşını alacaksınız diyor. Bunlar var. Ama biz işi sayıya dökmememiz lazım. Kaç günah işledik şimdi? Peki bu yaptığın kaç sevap? Ya sayısını şeyini bırak. Yani o günahın sana verdiği zarar kefedeki zarardan daha fazla. Ve sevabın sana katkısı kefedeki katkısından daha fazla. Senin gayretin. Yani şöyle düşünelim. Mesela bir öğrenci var. Böyle hataları var, kusurları var, biraz haylaz. Ama çok gayretli mesela. Çok gayretli. Mesela bir çocuğa dersin ki ya niye yaramazlık yapıyorsun? Ben bir kere öyle demiştim de. Ya niye yaramazlık yapıyorsun? Bana dedi ki ya ne yapayım? Kendimi durduramıyorum diyor bakın. Şimdi ne kadar masumane bir şey. Peki diyorum bunun yanlış olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum ama diyor çok özür dilerim. Kendimi durduramıyorum diyor çocuk mesela. Bak şimdi yani benim hiddetimi celbetmediği gibi şefkatimi celbediyor. Yani Cenab-ı Hak da öyle yani bazen insan bir hataya düşer ama hata için öylesine gayret ediyordur ki o günahtan kurtulmak için Cenab-ı Hak katında Cenab-ı Hakk'ın şefkatini celbediyordur onun o kusuru hatası. Bir öğrenci vardır, haylazdır, yaramazdır ama öylesine gayretlidir, öylesine böyle bununla mücadele ediyordur. Yani bu öğretmenin hoşuna gider yani. Sınavından tam düzgün not alamasa da kanaat notu verir, o öğrenciyi geçirir yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizim hakkımızdaki kanaati önemli yani. Yani hangi sevabı hangi kefeye koyduğumuz zaman bizim bir tek bize verilen göz nimetinin karşılığını verebilir yani. Dolayısıyla kişi kendi ameliyle cennete giremez diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani demek ki biz kendi amellerimiz, sevaplarımız dağlar kadar olsa dağlar kadar olan sevaplar bizi cennete sokmaz. Sadece bizim gayretimizi Cenab-ı Hakk'a bildirmektir bu yani. Dolayısıyla bir sevap sayısı günah sayısından çok, kemiyetinden çok bunun keyfiyetine bakmak lazım yani. İfade ettiği manaya bakmak lazım yani. Evet. Evet. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi o vakit Allahümme affir lena ve limeni tebnahu demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. El-Baki ve'l-Baki Said Nursi radıyallahu anh. Demek burada şu var abi, gıybet etmek veya isteyerek dinlemek. Gıybet etmek kötü bir şey. İsteyerek dinlese bir insan, ikisi de aynı günaha giriyor. Yani bu gıybetin içerisinde, bu hasedin içerisinde, bu dedikodunun içerisinde yani öyle pis bir lezzet var ki insanı içine çekiyor böyle. Ya o öyle mi yapmış, bu böyle mi yapmış, şu şöyle mi demiş, böyle mi demiş, o ne demiş, ben de şöyle düşünüyorum falan yani. Onu böyle öyle ballandırıyorlar ki o böyle zehirli bir bal gibi. Yani o gıybetin içerisinde böyle çirkin bir lezzet var. Gıybet eden de bu lezzeti alıyor. Dinleyen de aynı lezzeti alıyor. Dinleyen lezzet aldıkça o gıybet edeni de böyle hararetlendiriyor.
Dolayısıyla ikisi aynı şekilde günaha girmiş oluyor. Bu ikisi, yani gıybet ettin veya istemeyerek dinledin, isteyerek dinledin. O zaman diyor ki gıybet ettiğin kişi hakkında bu duayı et. Allahümme mağfir lena veli meni tebe'nehu. Yani ya Rabbi, hani sen hem bizi, Allahümme mağfir lena, sen bizi mağfiret et ve gıybet ettiğimiz, kimi gıybet ettiysek yani, onu bağışla, mağfiret et diye dua etmeli diyor. Ve bunu ettikten sonra da gıybet ettiği kişiyle karşılaştığında bana hakkını helal et demeli. Bir de abi şuna da dikkat çekmek lazım bu noktada. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bir başka yerde diyor ki yani bu hani çirkin huylar birbirine sirayet eder. Kötü huylar birbirine sirayet eder. Yani biri gıybet ediyor. Ben gıybet edilen yerde oturdum, dinliyorum. Bunun ne mahsuru var bana? Çünkü kötü huylar birbirine sirayet eder ve birbirini tezyid eder. Ziyadeleştirir, arttırır. Hep böyle o günahtan alınan lezzeti arttırır. Dolayısıyla ben birisi bir yerde gıybet ediyorsa, birincisi mani olabilirsem ona mani olmam lazım. Yani arkadaşlar bu gıybet olur, konuşmayalım bunu falan filan deyip konuyu kapatmam lazım. Baktım konuyu kapatamıyorum. Böyle bir dedikodu, böyle bir gıybet ortamı var. Ben oradan kalkıp gitmem lazım. Orada isteyerek bunu dinlememem lazım. Dolayısıyla yani bu kötü huyların birbirine sirayet etmesi de bu konuda mühim bir mesele yani. Bulaşıcı virüs gibi yani. Evet. Yani o kötü huylar birbirine sirayet eder diye Bediüzzaman Hazretleri ifade ediyor yani. Üstad'a tek şaka yapabilen Ceylan abiymiş herhalde. Ceylan abi latife yaparmış, şaka yaparmış üstad'a. Gıybet bahsinde, gıybet etmeyin dediğinde üstad'a öyle duydum ben. Sen onun tadını bir bilsen üstadım diyormuş. Yani işte demek o gıybette, o şeyde yani öyle menhus bir lezzet var. Yani. İnsan buna kendini kaptırdığı zaman bir bakıyor ki yani böyle gıybet ettikçe etmeye başlıyor. Birileri anlattıkça sen de anlatmak istiyorsun. Sen anlattıkça birileri dinlemek istiyor. Böyle bunda demek ki böyle birbirini teşvik eden, birbirini ziyadeleştiren bir şey var yani. O noktadan insanın dikkat etmesi lazım. Evet. Bir de burada şey var Burak abi, bu gıybetin bir denklemi var. O da şu, yani herkesin bildiği bir şey ama çoğu zaman da unuttuğumuz bir şey. O da şu, mesela çürük bir elmayı sağlam elmaların içine koysan hiçbir zaman sağlam elmaların çürük elmayı düzelttiği görülmemiş. Tam tersine çürük elma sağlam elmaları da çürütmüş. Onları da sirayet etmiş. Yani bu mikrop toplumun içine girdiğinde onu izale etmek için toplum bir şeyi içine girmezse anti tepki dediğimiz kabul etmemek, onu ıslahına, bu sefer toplum bozuluyor. Sağlam elemanlar hastalanıyor. Huzurları hastalanıyor. Onun için gıybetin kapısını dahi açmamak lazım. Ama şöyle bir şey de var. Helalleşiyorsun. Mesela arıyorsun telefonla ya da mesajla, abi hakkını helal et. Böyle biz senin gıyabında konuştuk diyorsun. Helallik de alamıyorsun. O onun hükmü nedir bilmiyorum. Bazıları helallik vermiyorlar yani. Yani abi bazen işte siz biraz önce yoktunuz, onu konuştuk. Hani bazen hani onu söyledim ya Halim abi, bak şimdi ortaya çıktı. Şimdi birisinin hakkında iftira etseniz, iftira ettiğiniz kişiye gidip bunu söyleseniz, deseniz ki ya ben senin hakkında iftira ettim, şu kişiye iftira ettim. Ona da gidip deseniz ki ya ben bunu iftira olarak söylemiştim. Aslında mesela Alim abinin öyle bir kötü özelliği yok ama ben ona iftira ettim deseniz, bak konu düzelebiliyor. Çünkü yani o doğru değilmiş, yanlışmış. O yanlışı ben çirkin bir ahlakla ortaya döktüm. Olmayan bir yanlış. Peki ortada olan bir yanlış olsa, bakın bundan nasıl şey yapacaksınız? O yüzden gıybet edilen birisine deseniz ki ya abi hakkını helal et, ben seni gıybet ettim, senin şu kötülüğünü söyledim. O kötülük var zaten onda. Var. Şimdi adam bunu nasıl düzelteceksin?
Mesela diyelim ki ben sizin hakkınızda Alim abiye bir şeyler söyledim ve söylediğim şeyler doğru. Kötü şeylerinizi söyledim. Sana gelip desem ki abi ben bunları söyledim, bu kötülükleri söyledim, hakkını helal et desem. Şimdi eğer iftira etmiş olsam sen dersin ki şu şartla affederim. Git dediğinin yanlış olduğunu söyle. Bak ben giderim, yalan söyledim derim ve onu düzeltirim. Ama doğru olsa nasıl düzeltecek adam bunu? Benim hakkımda kötü şeyler söylemiş ve söylediği kötülükler doğru. E niye söyledim bunu? Hani bunun tamiri de yok artık. Çünkü söylediğin doğru. Ben yanlış söyledim diyemiyorsun. O yüzden gıybetin tövbesi çok zordur yani. Yani gıybetin tövbesi tamiri mümkün olmayan bir şey. Bakın iftiranın tamiri mümkündür. Ben iftira etmiştim, yalancı benim dersin. Ama gıybetin tamiri çok zordur. O yüzden yani bazen gıybet ettik, senin hakkında gıybet ettik denildiği zaman adam helal edemiyor yani. Çünkü onun hakkında doğru olan bir kötülüğü söylemişsin. Yani tamiri çok zor. Ne dediğini söylemeden onu seni gıybet ettiğim hakkını helal et demek öyle de denebilir, helalleşilebilir. Ekrem kardeş değişik bir isimle girmiş bugün. Ekrem kardeşin sesinden tanıdım. Sualine cevap olarak şunu söyleyeyim. Şimdi siz adamdan özür dilediniz. Adam da bağışlamadı sizi. Şimdi Cenab-ı Hak ahirette ona da sana da ona cenneti gösteriyor. Cennette bir makam gösteriyor. Diyor ki sen şuraya gitmek ister misin? Oo, nasıl gitmezsin yani? Öyle güzel bir yer yani. Oraya gideceksen şu arkadaşını affet. Cenab-ı Hak öyle helalleştirip ondan sonra ikisini de birden gönderiyor. Cenab-ı Hak orayı hak edenlerden eylesin hepimiz inşallah. Amin. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ı razı etmek her şeyin ötesinde bir şey. Eğer Allah razı olur da bir kul senden razı olmazsa Allah onu ahirette razı edebilir inşallah. Evet. Üstad bir de gıybeti hiç sevmezmiş değil mi? Yanında gıybet edilmesine razı gelmez. Gıybeti hiç sevmez. Ceylan abi öyle demiş ya işte. Sen onun tadını bir bilsen demiş. Latif olarak tabii çok tepki vermiş herhalde Üstad ki. Ceylan abi de öyle bir latife yapmış diye duymuştum bilmiyorum. Bir köpekten bahsederlerken böyle bir şey ifade kullanmışlar da Üstad. Yani onu bile gıybet ettirmemiş. Gıybet etmeyin demiş yani. Evet. Evet Allah razı olsun. Burada inşallah bitirelim. Gıybet bahsini okumuştuk. Cenab-ı Hak inşallah istifademizi arttırsın. Böyle çirkin bir günahtan. Yani bu böyle sanki konuşmaktan ne olacakmış gibi bize gelen, halbuki salih amellerimizi yakan bir günah. Cenab-ı Hak günahtan bizi, hepimizi Ümmet-i Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza eylesin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.